Çocuklar için bebek yapmakta, oyuncak yapmakta veyahut da çeşitli hayvan figürleri yapmakta bir sakınca var mıdır? Kıymetli kardeşlerim, öncelikle resim, suret, heykel, biblo tarzı meselelerinde İslam biraz mesafeli olmuş ve bu konuda bir takım tehditvari ifadelerde bulunmuştur. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inne şedden nâti azâben yevmel kıyâme el musavvirûn buyurmuştur. Yani ahirette azap bakımından insanların en şiddetlileri musavvirlerdir buyurmak suretiyle aslında bu şekilde suret vermenin Rabbimizin o haliklik vasfına ortaklık gibi telakki edildiğinden dolayı yasaklanmış ve bu konuda izin verilmemiştir. Fakat çocuk meselesinde yani çocukların oyuncakları veyahut da çeşitli hayvan figürlerinden bibloları noktasında ise bir istisna söz konusudur. Evet, dinimiz bibloya, süs heykellerine, hani evlerde çeşit çeşit bulunabiliyor, bunlara izin vermemiş veyahut da çeşitli noktalardaki canlı heykellerine izin vermemiş. Tabii ki izin verilmeyen tasvirler, suretler ziruh olan yani canlı olan figürlerdir. Aksi takdirde ağacın, evin veyahut da çeşitli cansız olan varlıkların heykellerinin yapılmasına, bunların bir biblo olarak sergilenmesi hususunda hiçbir sakınca yoktur. Fakat eğer bunlar canlı figürler ise bunlarda kabul edilen görüş bunların caiz olmaması ve sıkıntılı olmasıdır. Tabii ki bunu belki gölgeli veya gölgesiz diye ayırt etmek mümkün olabilir. Ama o bir bahsi diğer. Konumuza gelecek olursak çocukların, hocam çocuklar meselesinde bir istisna söz konusu mu? Evet, çocuklar meselesinde bir istisna söz konusu. Normalde heykeltıraşlığı, bibloyu yasaklayan dinimiz ve bu konuda ifadelerde bulunan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukların o oyuncaklarının olması hususunda, onların işte onlarla oynanması hususunda, onların satın alınması hususunda bir takım izinleri söz konusu olmuş. Hatta bizatihi kendi fiili de olmuştur. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram efendilerimizden, annelerimizden işte birilerinin yanına girdiği zaman onların diğer çocuklarla oynadığını ve o oynadığı oyuncakların ne olduğunu sormuş. Ve çeşitli kız bebek hani diyelim işte figürleri, çeşitli kız oyuncakları, bebek oyuncakları olduğunu görmüş ve onların içerisinde de bir tane at heykeli görmüştü. Ve sormuş Efendimiz, bu nedir? Bu kanatlı olan bir attır denilince Resulullah atın kanadı mı olur? Hani neden bu şekilde yaptın deyince ya Resulallah ben Süleyman Aleyhisselam'ın kanatlı bir atının olduğunu duymuştum şeklinde ifadede bulunması üzerine Efendimiz bunun üzerine gülmüş ve bu olaya karşı tebessüm etmiştir. Yani bunu tasdiklemiştir. Eğer yasak olan bir şey olsaydı Efendimiz onları yasaklardı. Efendimiz sahabet içerisindeki çocukların bu şekilde bu oyuncaklarla oynamasına izin vermiştir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat bu oyuncakları kendisi de satın almıştır. Yani bu konuda böyle oyuncaklar istenildiği vakitte, bu oyuncakları talep edildiği vakitte Resulullah bizatihi alıp getirip teslim etmiştir. Bu nedenle çocukların oyuncaklarında bebek veyahut da çeşitli hayvan figürlerinde izin verilmiş ve bu konuda bir istisna söz konusu olmuştur. Ancak diğer yani çocukların oynadıkları oyuncakların dışında olan diğer figürlere, biblolara kesinlikle ama kesinlikle bir izin verilmemiştir. Ha hocam neden böyle bir durum var diye düşünülebilir. Bu konuda Efendimizin istisnası vardır. Evet, ama hikmetleri noktasında birçok tabii ki izah yapılabilir. Belki hani onları daha değil işte diyelim ki bugün çocuklar bile oynuyor. Hani kız çocukları hani daha da o hususlara hevesli. Belki hani işte kız olmanın işte ruh halini yaşamak, onları terbiye etmek adına bu olabilir. Onlara güzel bir şekilde daha şimdiden hani yetişkin çağa kademe kademe alıştırmak, o sorumluluğu kısmen onlara yüklemek sadedinde bu teşvik edilmiş olabilir. Bu noktada farklı izahlar olabilir ama önemli olan Efendimizin bu konuda izni olduğu, bu konuyu görüp buna müdahale etmediği, hatta bizatihi kendisi de bu oyuncaklardan satın aldığı meselesidir.